Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Erkan Gültekin. Bugün size Xiaomi'nin desteklemiş olduğu Imilab firmasının KV66 modelindeki saatini inceleyeceğim. Bu saat internette çok araştırılıyordu. YouTube'da da çok inceleyenler vardı. Ben de merak ettim ve satın aldım. Herhangi bir link vesaire paylaşmıyorum bu saat videolarında. Çünkü hepsini kendi bütçelerimden alıyorum. Evde incelemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Sevdiğim bir hobi olduğu için açıkçası. Gelin bir detaylı incelemesine bakalım. Şöyle kutusuna baktığımda oldukça kaliteli görünüyor. Böyle sağlam bir Apple iPhone almışsınız gibi güzel bir ambalajlama var. Şimdi gelin kutuyu bir detaylı bir şekilde açalım artık. Üzerinde başka herhangi bir ibare yok. Dış dokusu bir yeni bir telefon alınmış gibi diyeyim size. Ben de 3-4 gün oldu bu geleli ve meraklanıyordum. Hafta sonu ancak vakit buluyorum bu tür aktivitelere diyeyim. Yani doku gerçekten güzel. Evet. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Kartını koyacağım şuraya. Daha evvel aldığım bu Amazfit Work saatinden çok da memnun değilim. Çok fazla bağlantısı kopuyor ve bana bununla ilgili o kadar çok yüzlerce soru geldi ki her birinde yanıtladım. Sabırla yanıtladım ama artık cevap hep aynı. Alayım mı abi? Apple Watch almayı düşünüyorum. Ne önerirsin? Apple Watch'umu satıp bunu almayı düşünüyorum. Bunun için ne dersin? Satma kardeşim. Apple Watch'unu satma diyorum ben de. Kendi saatinden devam et. Çünkü bu saat baş ağrıtmaya başladı. Yani Amazfit Watch. Hani buradan da sesleniyorum. Ya da bununla ilgili bir yetkili, bir bilgili kişi söylesin desin ki şuna bir güncelleme gelecek. Haberini aldık ve bu bağlantı problemleri çözülecek yakın zamanda desin. Tamam hay hay diyelim, kullanmaya devam edelim. Ama gün içinde sürekli bağlantısı kopuyor. Bu sürekli bağlantı da yani can sıkmaya başladı artık, öyle söyleyeyim. Gelin bir saatimize geri dönelim. Boş verin bunları. Şimdi saatin şu ekranınızı da merak ediyordum. Epey eli dolduruyor. Güzel bir ağırlığı var. Bunun dışında kutudan başka neler çıkıyor? Şöyle bakalım. Aa bak, bunu bilmiyordum. Çok sevindim buna. Yeşil benim sevdiğim renklerden birisi. Bu da değişik bir mint yeşili mi denir buna? Onun açık hali. Çok hoşuma gitti. Güzel bir hediye gerçekten yanında. Yanında kablo çıkıyor. Kablosu bunun, nasıl söyleyeyim, şarj pinleri alt kısımda konuşlandırılmış durumda. Nereye oturtuluyor bu? Ha, direkt arkaya. Tamam, çok güzel. Şu şekilde bir hali var. Artık ekranı soyalım. Kullanım kitapçığı da gayet açıklayıcı. Şimdi şöyle kenara alalım. Evet, kutumuz bu şimdilik. Saatin yanında bir tek düğmesi var zaten. Yan taraf böyle çerçevesi ovalleştirilmiş bir halde ama ağırlığı gerçekten güzel. Yani şu an kolumdaki bu Amazfit Watch ile kıyaslarsam hakikaten ondan daha ağır bir saat yani. Şimdi gelin kutuyu bir detaylı bir şekilde açalım artık. Üzerinde başka herhangi bir ibare yok. Dış dokusu bir yeni bir telefon alınmış. Ben de 3-4 gün oldu bu geleli ve meraklanıyordum. Hafta sonu ancak vakit buluyorum bu tür aktivitelere diyeyim. Yani doku gerçekten güzel. Evet. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Kartını koyacağım şuraya. Daha evvel aldığım bu Amazfit Watch saatimden çok da memnun değilim. Çok fazla bağlantısı kopuyor ve bana bununla ilgili o kadar çok yüzlerce soru geldi ki her birinde yanıtladım. Sabırla yanıtladım ama artık cevap hep aynı. Alayım mı abi? Apple Watch almayı düşünüyorum. Ne önerirsin? Apple Watch'umu satıp bunu almayı düşünüyorum. Bunun için ne dersin? Satma kardeşim. Apple Watch'unu satma diyorum ben de. Kendi saatinden devam et. Çünkü bu saat baş ağrıtmaya başladı. Yani Amazfit Watch.
Hani buradan da sesleniyorum ya da bununla ilgili bir yetkili, bir bilgili kişi söylesin desin ki şuna bir güncelleme gelecek. Haberini aldık ve bu bağlantı problemleri çözülecek yakın zamanda desin. Tamam, hay hay diyelim, kullanmaya devam edelim. Ama gün içinde sürekli bağlantısı kopuyor. Bu sürekli bağlantı da yani can sıkmaya başladı artık, öyle söyleyeyim. Gelin biz saatimize geri dönelim. Boş verin bunları. Şimdi saatin... Şu ekranınızı da merak ediyordum. Epey eli dolduruyor, güzel bir... Böyle var. Bunun dışında başka neler çıkıyor? Şöyle bakalım. Aa, bak bunu bilmiyordum. Çok sevindim buna. Yeşil benim sevdiğim renklerden birisi. Bu da değişik bir mint yeşil mi denir buna? Onun açık hali. Çok hoşuma gitti. Güzel bir hediye gerçekten yanında. Yanında kablo çıkıyor. Kablosu bunun, nasıl söyleyeyim, şarj pinleri alt kısımda konuşlandırılmış durumda. Nereye oturtuyorum? Ha, direkt arkaya. Tamam, çok güzel. Şu şekilde bir hali var. Su burada. Bir tane yedek kayışı burada. Bu da bizim Amazfit vercimiz. Dediğim gibi bu saatleri ben kendime alıyorum. Herhangi bir destek vesaireyle aldığım saatler değil. Sadece dokun, bu ufak bir titreşim yaptı. Ekranda Imilab logosu ve videolarda vesairede gördüğümüz bu geyikli saat kadranı geldi. 22 Şubat olarak gösteriyor. Saati birazdan değiştiririz ama dokunması çok hoş. Şimdi bildiğim kadarıyla şu ışıklandırmayı arttırıyoruz ve yükseltiyoruz. Ayarlar bölümü, reset, QR kod. Şimdilik bunlar. Saati telefonunuza tanıttıktan sonra biraz daha tabii ki detaylandıracağız. Şimdi ben böyle bir sağa sola çekmeye çalışıyorum. Bir koluma takayım hemen. Ama ben şu an bu hafta artık verçi bırakıyorum. Öyle görünüyor. Çünkü çok hoşuma gitti. Çok hoş bir yapısı var. Kayışı güzel. Kayışının altındaki metal kısım çok hoş. Buraya bir kabartmalı bir logosu vurulmuş. Ağırlığı çok güzel. Bunda da hakikaten saati unutuyorsunuz kolunuzda. Yani bu çok güzel bir avantaj tabii ki. Kronometre. Başlıyorsunuz ve durduruyorsunuz. Geçişler, hareketler, dokunma, temas gayet başarılı. Mesaj, saatinizden gelen bildiriler var mı yok mu? Bu arada saatin ses desteği yok arkadaşlar. Saatin sadece titreşim desteği var. Siz bildirimleri titreşim olarak alacaksınız. Zaten Amazfit Verge tercih etme sebebinin en başında bu geliyordu benim, ses. Konuşmadan ziyade konuşmayı merak için almıştım ama bildirimleri sesli olarak alıyorsun. Şöyle ekrana basılı tutarsak bakalım saatimizin kadranı değişiyor mu? Değişecek galiba. Aa evet, geldi. Şu kadran da güzel. Bastırdığınızda biraz bir titreşim oluyor ve ondan sonra onaylamış oluyor sanırım. Bakalım bir de çeşitli bir model çıktı. Bir tane daha geçelim. Tane şekli var. Arka face var. Arka plan var. Evet, şimdi saatin uygulamasını bir bulup indirelim. Herhalde şuradaki kare kodu okutursak olur bu iş. Kare kodumuzu şuradan okutalım. Glory Fit uygulamanın adı bu. Bakalım denildiği gibi Türkçe dil desteği var mı ya da yok mu? Şimdi saatin uygulaması indi. Glory Fit. Eşleniyor Bluetooth'tan bekleyen cihaz. Kadranları, yeni bir sürüm var. Daha saati yeni açtık. Birazdan güncelleriz başka bir zaman buna. Şimdi kalp atış hızı ayarı. Gelen çağrı hatırlatma. Ne diyor? Bu özellik iPhone eşleştirme gerektirir. Bir açılı işletim varsa
Tamam. Bağlandık. Bir arama geldiğinde aramayı kapatmak için aygıta dokunun veya uzun süre basın. Saat üzerinden meşgul vermek de güzel bir şey. SMS hatırlatıcı açalım. Artık bu devirde SMS gelmiyor ama 60 dakika oturduğunuzda uyarı gelsin. Ekranı aydınlatmak için elinizi kaldırın. Evet, bu tamamdır. Rahatsız etmeyin, bir kapat. Diğer ayarlara gelelim. Fotoğraf çekmek için sallayın. Bunda kolunuzu salladığınızda saat kolunuzdayken fotoğraf çekmek aktif oluyor. Fotoğraf uygulamasındayken. Çok da önemli bir uygulama özellik değil. Şimdi cihazdan çıktık, spora geldik. Sporda yine koşu vesaire durumları var. 13 tane farklı spor modu bulunuyor bu saatin. Yani bunun içinde badminton bile var. Hani kullananlar, uygulayanlar var mıdır bilmiyorum. Gördüğünüz gibi firmware geldi, yeni bir tane güncellemesi. Dışarıdaki havayı söylüyor, 7 derece bulunduğum bölgede. Başka sporu söyledik, go dediğimizde. Kadran ayarlarını gösterdim ama çıktı mı bilmiyorum. Epey kadranı var. Şu an şu kadrandayım. Yani şu şekilde aşağı indiğimde sürekli yeni kadranlar geliyor diye bir altta uyarı var, göreceksiniz. Bu çok hoşuma gitti çünkü Xiaomi'lerde falan bu kadar hafızada bulunan ekran kadranı yok. Hani hepsi birbirinden güzel. Şöyle bir tane de turunculu bir şey seçelim. Kadranı seçtiğimizde burada senkronizasyon uyarısı veriyor ekranda. Bunu anca aktarıyor. Ama aktarımızı epey yavaş. Yani normalde şu an Amazfit'lerde falan olsam jet gibi şu an aktarmıştı. Saatin içinde de herhangi bir değişiklik yok zaten. Bağlantıyı kurduktan sonra sadece saat değişti ve takvimi senkronize etti zaten. Bunun dışında bildirim almış mıyız hiç? Bildirimleri aşağıdan çektiğinizde bildirimleri düşüyor. Yukarıdan aşağıya çektiğinizde de ayarlar bölümü düşüyor. Burada en başta da söylediğim gibi ayarlar, rahatsız etme ya da telefonu bul uyarısı geliyor. Telefonu bul menüsüne tıklayabiliyorsunuz buradan. Saatimiz bu şekilde. Imilab KV66. İçinden de dediğim gibi bir tane yeni bir mint yeşili bir kayış çıkıyor. Saati tanıtmış olduk. Amatör bir ruhla yaptığımız siz de farkındasınız. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım açıklayıcı bilgiler vermişimdir sizlere. Çünkü ben bunu sizinle birlikte kutusunu açtım. Birlikte inceleme fırsatı buldum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.